Ben her yıl katıldığımda inanın ayrı bir mutluluk duyuyorum. O yoldan yürürken, askerlerimizin yürüdüğü o yoldan ve o gün, o gece yedikleri yemeği, aynı yemeği Orman Bakanlığı'nda Afyonkarahisar Valiliğimiz hazırlıyor. Aynı tahin ekmekle beraber yiyerek o yolu aşmak ve orada yukarıdaki Kocatepe'ye çıkıldığında da bütün Afyonkarahisar'ı, neredeyse bütün Ege'yi de görebilecek şekilde o havayı teneffüs etmek çok ayrı bir duygu. İnşallah o programı hazırlayacağız. O gecede çok özel bir gece hazırlamaya gayret edeceğiz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte inşallah o gün Afyon'da olacağız. Afyon'da iki tane televizyon kanalımız var. Birisi karasal yayın yapan Karahisar TV. İkincisi uyduda gözümüz kulağımız olan Kanal 3. Bunun haricinde 7 tane gazetemiz var. Afyon'da daha önce 4-5 yıl önce hatırlarsınız Türkiye'nin en çok gazetesi Afyonkarahisar'daydı. 23 gazetemiz vardı. Basın İlan Kurumu'nun Afyon'da şubesi açılmasıyla buna da Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti ön ayak olmuştur. Sağ olsun o zaman o günkü tarihteki Mehmet Atalay Genel Müdürümüz ve hükümetimizin ilgilileri bizleri kırmadılar. Afyon'a Basın İlan Kurumu'nu açtırdık. Gazete 3'ün farklı bir özelliği var. Afyon'da 40'tan fazla iş adamı bir araya gelerek, hiçbirisi gazeteci değil ama 40'tan fazla iş adamı bir araya gelerek böyle bir medya oluşturdular ve 10 yıldan beri de faaliyetteler. 5. gazetemiz Hisar gazetemiz. Sahibi de bizim cemiyetimizin, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti'nin genel sekreteri Ahmet Birfittir kardeşim. 6. gazetemiz Ana Haber gazetesi. Aynı zamanda Karahisar TV'nin de sahibi olan Ana Haber gazetemiz. Ve son gazetemiz de Kadın Ana gazetesi. İsminden anlaşılacağı gibi sahibi de bir bayan arkadaşımız Canser Hanım, Canser Kuzur. Sağ olsun onlar da bugünkü gazetelerinde bizim haberlerimize yer verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Toz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kağnılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Demiş Abdurrahim Karakoç. Değerli arkadaşlarım, tabii ki bu etkinliklerimiz var ama Anadolu basınında çok büyük sorunları var. Bu sorunlar maalesef verilen sözlere rağmen yerine getirilmiyor. Geçen ay içerisinde bir basın zammıyla ilgili Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bir açıklama yaptık. Dedik ki %20 zam onaylandı. Evet, %20 zam onaylandı. Eğer bunun aksini savunan varsa aramızda lütfen basın ilan kurumu sitesine girsin, bakanın kendi ağzından dinlesin. Şu anda basın ilan kurumu sitesine bir video koyulmuş. Bakanın konuşması, bakan aynen şunu söylüyor. Bakanlar kurulunda onaylandı, imzaya açıldı, onaylandı. Ancak tahmin ediyorum sonra bir iki bakanımızın imzasının eksikliği nedeniyle resmi gazetede yayınlanması geciktiği söyleniyor. Tabii bu olayı yalanlayan yok. Ama tatbikata geçen de yok. Bu vesileyle Anadolu basını gerçekten şu anda birleşmeler güzel. Yani güzel birleşmeler var. Daha önce baskıyla yapılan birleşmeler var. Yani değerli arkadaşlarım, birleşmeler güzel. Afyon'da 23 gazetenin tabii ki çok bir gazete. Yani yüz küsür bin nüfusu olan bir şehirde 23 gazetenin olması meslekimiz açısından da doğru değil. Afyon'un meslektaşlarımı kutluyorum. Yani 7 gazete bile çok. Afyon'da 5 gazete, süper 5 gazete daha iyi olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, okunmayan, halkın sorununa eğilmeyen gazetelerin yaşama şansı hiç yok. Belki biraz karamsar olacağım ama şurada gördüğümüz topluluk belki de Anadolu basınının son temsilcileridir.
lütfen karamsarlığıma maruz görün. Niye? Çünkü gidişata şöyle bir bakıyorum. Hiç iç açıcı değil. Her geçen gün küçülüyoruz. Her geçen gün küçülüyoruz. Sayın Genel Başkanım bize tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki bakın arkadaşlar gazeteciliği sürdürmemiz için, Anadolu basının ayakta kalması için özel haberler yapmamız lazım, röportaj yapmamız lazım, şu yapmamız, bu yapmamız lazım. Biz eve ekmek götürmek için gün geliyor, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Özel haber yapmak için, röportaj yapmak için elemana ihtiyacımız var. İskenderun'dan örnek vermek istiyorum. Ortalama bir gazetenin almış olduğu aylık resmi ilan miktarı 4000 lira demek. 4000 lira. Ve bir gazetenin masrafı en kötü ihtimalle 10-12 bin. Hadi buyurun. Abonelerle, reklamlarla biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Fakat Türkiye ekonomisinin şu an içinde bulunduğu durum aşikar. Sıkıntı. İş dünyasına gidiyoruz, çok büyük sıkıntı. Hep böyle büyük sıkıntılar duymaktan artık böyle yani içimiz karardı. Haklılar mı? Evet haklılar. İş dünyasının en büyük sıkıntısı şu ileriyi göremiyor. Diyor ki bir gün sonrayı, bir hafta sonrayı göreyim. Ben diyor gerekli yatırım yapacağım. Hadi buyurun. Bir madde var. Diyor ki işte artık insan alacaklar. Kapsamı hiç belli değil. Bilmiyoruz. Neyin lisansını alacağız? Hangi internet haber siteleri hangi lisansı alacak? Bu lisans nasıl ücretlenecek? Normal bir haber portalıyla görüntülü ve sesli yayın yapan internet haber portalı aynı lisans ücretini mi ödeyecek? Bunlar konusunda hiçbir bilgimiz yok. Açıklayıcı bilgi de yok. Böyle bakıyoruz birbirimize. Birisine bir şey sorduğumuz zaman diyor ki bilmiyorum kardeşim. Herkes topu birbirine atmaya çalışıyor. Bu gündem dışı ama bir sıra basın kartlarının gri pasaport alabilmesiyle ilgili Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun bir projesiydi. Kıbrıs'ta o zaman dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç'la karşılaştığımızda ben orada şu ifadeyi kullanmıştım. Sarı basın kartları bankaya gittiğinizde kartı uzatıyorsunuz, ehliyet, pasaport veyahut da nüfus cüzdanı istiyorlar. Bir başka yere gidiyorsunuz, onu istiyorlar. Bugünlerde en revaçta olan kart arkadaşlar, Polis Emeklileri Derneği'nin vermiş olduğu bir kart var. Herkes o kartla birlikte polis logosu var, onunla geziyor. Şimdi sarı basın kartları, sarı basın kartı alan arkadaşlarımız mezuniyetine göre ilgili okuldan veyahut da çalışma sürelerine göre bir yıl, iki yıl sürelerle birlikte güvenlik soruşturmaları geçiriyor. Bütün sicili takip ediliyor. Sonrasında sarı basın kartını 4953 sayılı yasa, gazetecilere tahsilin basın yasası, eski 212 sayılı yasa, bu yasa dahilinde sigortası ödenen kişiler sarı basın kartı alıyor. Dünyada gazetecilik nerede? Maalesef iki cümlemizden bir tanesi basın ilan kurumundan gelecek olan para, reklamlar. Yani biz maalesef çok özür dilerim özellikle hanımefendilerden basın ilan kurumunun kucağına oturmuş bir meslek örgütüyüz şu anda. Bundan kurtulmak için ne yapmak lazım? Ne tür projeler yapmak lazım? Buna bakmak lazım. Ben defaten farklı illerde farklı programlara katıldım. Katılmayı inşallah devam edeceğim. Gücümüz el verdiği, sağlığımız el verdiği sürece. Bu tarz toplantıların ben vizyon toplantıları olmasını çok arzu ederim. Yani böyle geliyoruz, bir aradayız. Biz bu otele bir ton para ödeniyor. Özellikle çok teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Ama şehir eğer bu tarz bir organizasyona dahil edilmediyse, üniversiteler yoksa, sokaktaki insan, aa Türkiye'deki bütün gazeteciler buradaymış, bizim de bir söyleyeceğimiz var diyecek fırsat insanlara verilmediyse, şehir hala uyuyorsa bu konuda, bu organizasyonun bir ayağı eksik olsa gerek. Çünkü biz nerede olsa toplanırız değil mi? Şurada bir parkta, çay bahçesinde oturup, burada konuştuğumuz her şeyi konuşabiliriz. Bunca masrafa gerek yok. Dolayısıyla şehri harekete geçirmek lazım diye düşünüyorum. Yani bu tarz bir toplantı mutlaka bir konferans salonunda, üniversitede gençlerin katıldığı, üniversite öğrencilerinin katıldığı, halka açık bir yerde yapılmalı ve halka hitap edilmeli. Sayın Başkanım bu eleştiri çok yerinde, çok doğru. Ama biz bunu zaten hepimiz biliyoruz öyle değil mi? İnternetten takip ediyoruz. Zaten işimiz bu. Bizim bildiğimizi başkalarına aktarmak gibi bir görevimiz var. Zaten bunları hepimiz biliyoruz. Ne yapacağız? Bunlara bir bakmak lazım. Bir de bu tarz toplantılarda oturumlar halinde yapılması sanki daha doğru olacak. Çünkü evet konuşuyoruz. Az önce Veysel Başkan söyledi, harekete geçmiyoruz.
Ben isterim ki şahsım olarak bir genel durumumuzu gözden geçirelim. Şu anda biz neredeyiz? Ne durumdayız? Vakıf medeniyeti söz konusu olduğunda biraz birkaç cümleyi paylaşmak arzu ediyorum. Sözlerinin sonunda da sadece laf değil, bir şeyler de küçük de olsa öğrettiğimi sizlerle ilk kez bu hazırlığın huzurunda paylaşmak istiyorum. Osmanlı'da ilk vakfı Orhan Gazi kurmuş ve kurduğu vakıf bir medresedir. Yani bugünün üniversitesidir. İznik'te kurmuş bu vakfı. Ve Gebze'yi fethediyor. Gebze'yi fethettiğinde de ilk kurulan Osmanlı Vakfı, Orhan Gazi Vakfı. Ve vakfın amacı oraya Türkler ve Manav Türkmenlerini getirerek Bizans'ın İstanbul'un fethine imkan sağlamaya çalışıyor. Ve Gebze'de halen yaz kış yaşayan, dağda yaşayan Türkler var. Burada Levent Bey Cemiyet Başkanımız, değerli başkanım var burada, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanım. Ve sizleri Gebze bölgesine eğer yolunuz düşerse yaz kış dağda yaşayan Orhan Gazi döneminde vakıf medeniyetiyle getirip oraya yerleştirilen Yürükler Obası'na götürmek isteriz. Geçtiğimiz yıllarda 42. Gazetecilik Yıl Ödülünü değerli Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanımın elinden almıştım. Meslekte artık 43. yıla girdim. Bu meyanda yaşımız da belli oluyor. Artık yolun yarısını çoktan geçtik, kara kara düşünüyoruz. Bu bilgileri, bu birikimleri kime aktarabiliriz diye yaklaşık 10.000 kitap olmuş kütüphanemizde. 10.000'lerce fotoğraf var. Yüzlerce saat dünyanın 70'e yakın ülkesinden, Türkiye'nin 81 ülkesinden görüntü kayıtları var. Ne olacak diye kara kara düşünürken 4-5 yıldır mücadele ettim, bir vakıf oluşturalım. Aile Vakfı olsun, İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı ilk kitabı resmileştirdik. Resmi gazetede yayınlandı ve vakıftaki bütün bilgiler bilahare üniversite akademisyenlere açılsın istedim. Ve bunu kayda düştük. Vakıf herhangi bir nedenle kapanması halinde bu kitaplar, yayınlar, bütün görüntülerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Kütüphane Başkanlığı'na verilmesini oraya vasiyet ettim ve yazdım. Çünkü o bilgiler gerçekten önemli. Değerli Divan Başkanımız şiirle başlamıştı. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım demişti. Ben de yine aynen Yunus'tan seslenmek istiyorum. Bilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Bugün bilgi ve bilişim çağında bilgiye ve bilişime sahip olanlar dünyaya hükmediyor. İşte Facebook'ler, diğerler, internetler ve bizi adeta mahkum ettiler. Gelin biz Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfımızı daha da kurumsallaştırarak ki çünkü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Federasyonumuz çok güzel hizmetler yapıyor. Onun bünyesinden çıkan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu güzel hizmetler yapıyor. Burada Afyon'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun gerçekleştiği Afyon'da Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfımızı öyle bir hale getirelim ki sadece Türkiye'de değil dünyada ses getiren çok önemli bir kurum olsun arzu ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Gazeteciliğin dibe vurduğu, gazetecinin kimliğini yitirdiğini hepimiz kabul ediyoruz. Ben bir fotoğraf çekmek istiyorum. Gazeteci, gazeteci patronu ne durumda? Şimdi gazeteciler cemiyetlerinin temel işlevi sadece gazeteciler değil, patronlar da bizim üyelerimiz. Patronların da hali nedir diye gazeteciler olarak biz düşünmeyiz. Düşünmeliyiz, patronlar da bizi düşünmeli. Şimdi 12 Eylül 1980'den sonra Bağbali'de profil değişti. Ne oldu? Gerçek gazete patronları, anadan babadan gazeteci olarak gelen insanların yerini iş adamları aldı. İş adamları gazeteleri diğer asıl işlerindeki daha çok para kazanmak için silah olarak kullanmaya başladı. Bu tablo bugüne geldi. Çok uzatmayın. Bugüne geliş şekli eskiden iktidarlar değiştiren basın, başbakanları susturan basın, havuz medyası yoluyla hükümetlerin, daha doğrusu siyasi iradenin kulu kölesi haline geldi. Federasyonumuzun İnternetle ilgili yasanın bir an önce çıkması konusunda çaba harcaması lazım. Ve bu konuda hükümete bir rapor verilmesi lazım. Yani ne istiyoruz? İnternet ortamı, yani geleceğimizi gazete
şekli internet olacak. Yani dijital ortam artık vazgeçilmez hale geldi. Yerel gazetelerde yayınlanan ilanlardan hedefe ulaşamıyoruz, ihaleye katılan bulamıyoruz gerekçesiyle kaldıracak internet gazetelerine reklam verilirse halimiz ne olacak? Ne istiyoruz? Hatalar ortadan kalksın diye bu konuda geniş bir uzmanına hatta danışarak rapor hazırlaması gerekir diye düşünüyorum. Kanal 3 ve Gazete 3'ü çıkaran şirketin yönetim kurulunda bulunmaktayım. Burada yıllar boyu emeği geçen meslektaşlarım arasında ben kendimi Mehmet Emin Güzbey'e şöyle tarif ediyorum. Siz gazeteciyseniz ben gazetenin gelsinin kuyruğu olabilirim ancak sizin yanınızda diye tarif ederken şu hazırında, şu salonda en son konuşacak kişi oylaması yapılsa inanın ben olduğumu düşünüyorum. Sektöre yakınlık açısından. Ancak aldığım notlar ve özellikle Ömer Aydoğdu diye bir arkadaşımız konuşma yaptı. Onun da konuşmasının etkisiyle bu konuşmayı yapmaya karar verdim. Ben iktisatçıyım, ekonomistim. Asıl mesleğim mali müşavirdir. Tabii siz gazeteciliğin ve gazetecilerin sorunlarını burada tartıştığınız, tartışmaya devam ediyorsunuz. Ben bu gazeteciliğin iş sorunlarını özümsemede son 2-3 aydır Mehmet Emin Güzbey ile birlikte mesaimiz arttı. Bu süre içerisinde çok yakından şahit olma imkanına sahip olduk. Biz 35-40 iş adamı bir araya gelip bu şirketi oluşturduğumuzda televizyon yayını ve gazete üzerine hepimizin ayrı işleri var, hepimizin ayrı kazançları var. Sizler bu işlerden ekmek yiyorsunuz. Biz bu kazançların arasında kar amacı gütmediğimiz için zararımız her neyse bunu karşılayalım dedik. Tabii işte bugün 10 lira 20 lira karşılayalım derken 18-20 milyon gibi şaka değil rakam. Resmi sermayemizdir gitmiş olan paramız. 18-20 milyon gibi rakam var bedeller ödeyerek basına ve yayına katkıda bulunmaya çalıştık. Beni yönetim kurulu üyesi ya da genel başkan vekili olarak kabul etmeyin. Bir kardeşiniz olarak, bir meslektaş olarak kabul edin lütfen. Şimdi ben bu konuşmalardan bir şey sentezledim kendimce. Bilmem katılırsınız, katılmazsınız. Yıllardan beri toplanırız, bir araya geliriz, konuşuruz, dertleşiriz, sorunlarımızı masaya yatırırız. Taleplerde bulunuruz. Bunları yapa geliyoruz. Ama bugün burada farklı bir şey oldu. İçimizde yeni yeni bulunmaya başlayan Ömer arkadaşımız, Ömer Aydoğdu arkadaşımız gerçekten farklı bir pencere açtı. Ve içimize ilk defa katılan Muammer Türker Bey daha farklı bir pencere açtı. Ve içimize uzun zamandan beri katılmayan ama bizim federasyonumuzun kuruluşundan bu yana Yılmaz Bey ve benim de içinde olduğum oluşumda aramızda olan Erdoğan Bey daha farklı bir pencere açtı. Yani biz bir bakıma bazı şeyleri kanıksamışız galiba. Biz bazı şeyleri göremiyoruz. Ben onu anladım. Lütfen hiç kimse üstüne alınmasın. Tenzih ediyorum. İnovasyon. Bu son dönemlerde sihirli bir kelime olarak ortaya konan inovasyon. Yani kimisi reform diyor, kimisi çağ atlama diyor. Ama ben inovasyon diyorum üstadım. Demek ki bizim ciddi manada bir inovasyona ihtiyacımız var. Yani yeni şeyleri söylemenin ve yapmanın zamanı. Bu apaçık ortada. Bu şuna benziyor bir bakıma. Yani şu anda basılı medyanın artık son demlerini yaşadığı bir süreci götürüyoruz hep birlikte. Ya bir anlamda sürükleyerek gidiyoruz. Bilmiyorum, benim tirajım artıyor diye bir gazete sahibi var mı içinizde? Var mı arkadaşlar? Trajlar düşüyor. Her yıl bir önceki yıla göre %10-15-20 oranında tirajlar geriliyor. Ulusal, yani yaygın medyada da böyle, genelde de böyle. Dijital çağ alabildiğince kasvetli ve fırtına gibi adeta geliyor. Biz adeta bakıyoruz. Şahsen ben kendi şirketimde bununla ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Son derece pahalı bir altyapı. Son derece yabancı olduğumuz bir alan ama yapmaya çalışıyorum. Ne kadar yapabildiğim tartışılır. Ancak bizim
burada ciddi manada desteğe ve yardıma ihtiyacımız var. Biz de her şeyi başkalarından bekliyoruz. Başta devletten bekliyoruz. Ama aslında kendisine katkısı olmayan, desteği olmayan, yardımı olmayan hiçbir meslek, hiçbir meslek mensubu yoktur ki ayağa kalkabilsin. Başkanım, hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Anadolu ruhunu, Anadolu'nun sorunlarını burada dile getirdi. Ben sadece birkaçına saplama yapmak istiyorum. Şimdi Veysel Başkan çok güzel konuştu, teşekkür ediyorum. Ama basın kartının geçersiz bir kart olduğuna inanmak mümkün değil arkadaşlar. Bırakın bugün gri pasaport, tabii ki ihtiyacı olan için çok önemli. Gri pasaport başlı başına bir olay. Yani basın kartının bir eseridir o. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun birlik ve beraberliğiyle sağlanan, Mehmet Ali Dibi'nin söylediği gibi, kazanılan bir haktır. Yani biz Alman konsolosluğunda, İsviçre konsolosluğunda, Belçika konsolosluğunda beni ikinci sınıf vatandaş ilan ederek basın kartım olmasına rağmen vize alamadım. Gazeteler manşet yaptı 96 yılında. Şimdi bugün bütün Avrupa ülkelerine vizesiz olarak gidiyoruz. Bu basın kartı taşıyanların bir hakkıdır. Tamam, sıkıntılar vardı, kimliklerine geçilmemekte. Ben çok mücadele ettim, çok kavga ettim. Hatta bu konuyla ilgili karakolluk bile oldu. Artık bıktım. Arkadaşlar, ben nüfus cüzdanımı gösteriyorum. Yani bir yere gidip de illa basın kartını geçirmek için çalışmıyorum. Çünkü bu konuyla ilgili Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararı günlerce arkadaşlarımıza mail attım. Alın, bunu götürün notere, alın götürün bunu bankaya, gösterin işte. Resmi gazetede bizim bu olayımız yayınlandı. Basın kartının hüviyet olarak geçmesi konusu. Ama mücadele edemedik. Herkes sadece şikayet ediyor ama mücadele etmiyor. O vesileyle bu konuda daha fazla bir şey söylemek mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, Erdoğan Kahya'ya da teşekkür ederim. Esasında bizim hakikaten Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun bir sloganı var. Bu sloganı nerede kullanılıyor biliyor musunuz? Şimdi hatırlayacaksınız söylediğim zaman. Seçim beyanı, seçim listesinin birinci sayfasının üstünde, üst kısmında bir şey vardır. Orada der ki hep birlikte el ele. Alt kısmına gelirsiniz bir şerit vardır. Orada da hep birlikte omuz omuza. Sloganı var ama ne hikmettir bilmiyorum. Bu sloganımız sadece seçim listesinin ön ve arka sayfasında vardır. Ben teşekkür ediyorum Ömer arkadaşıma da. Bu konuda mutlaka bir Sayın Genel Sekreterime de bu görevi verelim. Bu konuda bir çalışma yapalım. Değerli arkadaşlarım, bu internet gazeteciliği ile ilgili kulaklar için nasıl Mehmet Atalay döneminde basın ilan kurumuyla birlikte biz esasında bir internet yasasının hazırlanması konusunda Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bize destek verdi. Orada bizim bir isteğimiz var. Her 300 lira veren, 200 lira veren, 50 lira veren bir internet gazeteciliği kurmasın. Bir şart getirsin. Madem gazetelerden 7 tane, 5 tane kadro istiyorsunuz, o zaman mutlaka buraya 2 tane, en az 2 tane bir kadro, basın kartlı kadrolu eleman istihdam edilmesini önerdik. Fakat o dönem bu radyo yasasına da bunu koydurduk. O dönem radyocular ve internetçiler ayağa kalktı. Ya böyle bir şey olur mu? Biz iki tane kişiyi nasıl istihdam ediyoruz? Arkadaş, şimdi 200 lira ver, bir internet gazetesi çıkar. Mesleğimizi de berbat et, orada bir şey değil. O vesileyle bu siyasi bir manevra oldu. Siyasilere baskı yapıldı ve şu anda mecliste bekliyor. Ama bir duyum aldık. Bir gün ansızın torba yasasında bu olay çıkacak arkadaşlar. Gerçekten çok özel bir program oldu. Anadolu buluşmaları bizim için harbiden çok önemli. Gerçekten Anadolu'nun sesi olabiliyor muyuz? Gücü olabiliyor muyuz? Birlikteliğini sağlayabiliyor muyuz? Buna bakmak gerekiyor. Başkan, akşamki yemekte de verilebilir.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. Evet, toprak uğrunda ölen birçok vatan evladı ile dolu. Tıpkı Afyon Büyük Taarruz Dumlupınar ve Çiğlitepe'deki verilen destansı mücadelede şehit olan Mehmetçikler gibi. Onlara vefa borcumuz var. Devralen programı olarak Çiğlitepe'ye geldik. Afyon'dayız. Dumlupınar bölgesindeyiz. Ve büyük taarruzun gerçekleştiği başkomutanlık meydan muharebesinin ceryan ettiği bölgelerdeyiz. Belgesel görüntülerimiz de var. Devralen farkıyla sizleri Çiğlitepe'ye götürüyor. Hazırladığımız belgesel görüntüleri birlikte izliyoruz. Çiğlitepe'deyiz. Çiğlitepe'deyiz. Çiğlitepe'nin Kurtuluş Savaşı tarihinde çok önemli yeri, önemi var. Evet, Çiğlitepe soyadlı o komutanımız adını buradan alır ve albaydır. 15 dakika burayı geç aldığı için hayatına son verir. Ve onlar bu vatan uğruna şehit oldular ama hemen o bacımız içten söyledi. Hemen yakınız dedi. Kaç dakika burası köyünüze? Burası? Yarım saat. Evet, yarım. Yarım saat. Yarım. Ama suç onların değil. Biz medya mensuplarının, yetkililerimizin, yöneticilerimizin buraları iyi anlatamadık, tanıtamadık. Evet, ve bu şehitler bizler için şehit oldu ama o insanlarımız buranın gündemini gündem yapmayıp başka şeyleri gündem yaptığımız için bilmediler. Suç benim bacımın değil. Evet. Bizlerin. Afyonlu, Kütahyalı, Uşaklılı, Denizlilli, gelin görün bu topraklar nasıl alınmış. Görün bir. Yani görün ecdadımızın neler çektiğini, görün ki ona kıymetini bilelim. Merhabalar, sizi tanıyalım, bir yalancı cennete geldik gibi. Yani burası hakikaten enteresan ve buranın da hikayesini bir dinleyelim efendim. Buranın hikayesi 15 yıl önce, 14-15 yıl önce bir kooperatif şeklinde oluşum yaptık. Bu kooperatifin oluşmasında Afyon'un önde gelen iş adamlarıyla birlikte olduk. Yaşamı toprakla bütünleştirme adına bir site haline getirdik. 70 bin metrekare araziye 70 tane villa gerçekleştirdik ve bu villalarda beton demir yoktur. Ahşap evdir bu evler. Konutları ahşap konuttur. Ahşap içerisinde yaşamanın ayrıcalığı aslında Osmanlı Selçuklu kültüründe olan bir olgudur. Bu eski Afyon evleri hep ahşaptır. Ama ondan sonra betona dönüşüm gerçekleştirilmiş. Beton evin daha sağlam olduğu algısı yayılmış. Bunun böyle olmadığı ve ahşap kültürünün aslında bizim özümüze ait olduğunu keşfettikten sonra 2 sene bir ARGE çalışması, araştırma çalışması yaptım. 2 sene içerisinde Kanada, İsveç, Amerika, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde bu yapılaşmalarla ilgili araştırma sonucu ahşap ev yapmaya karar verdik. Ve bu evlerin yapılma süreci 7 ay gibi kısa sürede gerçekleşti. Mart'ta başladık inşaata. Kasım'da 10 civarında, aynı seneden bahsediyorum, konut yerleşmiş vaziyetteydi. Ve gördüğünüz gibi bitkiler arasında kalmış evlerimiz var artık. Burada evden ziyade bahçenizde ne dikildiği ve bahçenizdeki güzellikler evinizdeki güzelliklerinden daha ön plana geçiyor.
Konutlar kendi mekanları içerisinde bahçe oluşturdular. Domateslerini, biberlerini, özellikle yeşillik, soğan, sarımsak, efendim maydanoz, roka gibi bitkilerini de yetiştirip yiyorlar. Burada böyle doğayla kentsel yaşamın, Afyon'a malum 5 kilometre bu alan, bütünleştiği bir mekan oluşturduk.